Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni düzenleme ile birlikte yurt dışı uçuşları için gerekli olan PCR test alanını eski devlet hastanesinin olduğu binaya taşıyor. PCR testi yeni adresinden pazartesi günü itibarıyla hizmet vermeye başlayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Başhekim Profesör Doktor Hüseyin Lakadamyalı, Sağlık Bakanlığı'ndan aldıkları yetki kapsamında yurt dışı uçuşları için oluşturdukları COVID-19 test alanını daha iyi hizmet verebilmek adına eski hastaneye taşıma kararı aldıklarını söyledi. Profesör Doktor Hüseyin Lakadamyalı 17 Ağustos pazartesi itibarıyla Alanya Eski Devlet Hastanemizin polikliniklik hizmet binasında yeni oluşturduğumuz özel PCR alanında hastalarımıza 24 saat kesintisiz hizmet vermeye başlayacağız. Gerekli tedbir, önlem ve düzenlemeleri yaptık. Kişilerin Türkiye'den ayrılmadan önce kendileri için istenen COVID-19 testini yaptırmaları ve sonucunu yaşadıkları ülkelere 48 saat içinde vermeleri gerekmektedir. 12 sağlık çalışanımız dönüşümlü olarak burada hizmet vermek için hazır bulunmakta. Şu anki PCR alanımızı ise yakında COVID acil birimi olarak açmaya hazırlanmaktayız. Bu birimde de sadece şüpheli vakalarımıza bakılarak hizmet verilecektir. Türkiye, salgının ilk günlerinden itibaren aldığı önlemlerle uzun süre bu tablonun dışında kalmayı başardı. Koronavirüs vakasında artış devam ederken tüm ikazlara rağmen kurallara yeterince uyulmaması sonucu yeni vakalar ortaya çıkmaya devam ediyor. Gün doğmuşta doktorun test sonucunun pozitif çıkması sonucu 11 kişi karantinaya alındı. İzole edilmiş kişinin odasına sakın maskesiz girmeyin. Nüfus hareketliliğinin azlığıyla doğru orantılı olan koronavirüsün en az görüldüğü bölgelerden olan Gündoğmuş'ta COVID-19 alarmı verildi. Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren sosyal medya hesabından "Eyvah nihayet bu da oldu" diye duyurdu. Allah'ım bizi koronavirüsten koru diyerek, dua ederek yaptığı paylaşımında Özeren, "Değerli dostlar, bu paylaşım sizler panik yapasınız diye paylaşılmadı. Tedbir alasınız diye, önemsemediğiniz kurallara uyasınız diye, takmadığınız maskenin yerine oksijen tüpü takılmasın diye paylaşıldı." Evet, maalesef ilçemizde bir pozitif vaka çıktı. Devlet hastanesine geçici görevle Manavgat'tan gelen bir hekimimizde pozitif vaka tespit edildi. Bu hekimin muayene ettiği 11 hasta evlerinde karantinaya alındı. 11 kişinin kimlerle tokalaştığı, temas ettiği araştırılıyor. Bulduk mu başa belayı, aman dikkat. Bu musibet bize bir bulaşırsa başka yerde götürdüğü gibi götürmez. Sözleriyle olayın vahametini anlattı. Uyku düzeninize dikkat edin. Evden çıkmak zorunda kalırsanız mutlaka maske takın. Düşmeyen ateş, öksürük... Milliyetçi Hareket Partisi Antalya'da ilçelerin kongre tarihi belli oldu. Alanya'nın ilçe kongresi 27 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. Milliyetçi Hareket Partisi'nde 17 Ağustos 2016'da Hilmi Er'in ilçe başkanlığı görevinden alınmasının ardından yerine atanan Mustafa Türkdoğan, yerel seçim sürecinde istifa eden yönetim kurulunca eksikleri tamamlaması için Ocak ayından genel merkez tarafından yetkilendirilerek yönetimi güven tazeleyerek onaylanmıştı. Pandemi nedeniyle siyasi partilerin geciken kongre süreci başladı. Kongresini tamamlayan Cumhuriyet Halk Partisi, sürecin devam ettiği İYİ Parti'nin ardından Milliyetçi Hareket Partisi Antalya İl Teşkilatı kongre için takvimi belirledi. Buna göre Alanya'da ilçe kongresi 27 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. MHP'nin Antalya'da ilk kongresi 5 Eylül'de Muratpaşa ve Konyaaltı ile başlayarak 27 Eylül'de Gazipaşa ve Alanya ilçe kongreleriyle sona erecek. İlçe kongrelerinin ardından ilk kongresi yapılacak. Büyük Kurultay takvimi konusunda Haziran ayında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partimizin 13. Olağan Büyük Kurultayının 14 Mart 2021 tarihinde yapılması da görüşülmüş ve karara bağlanmıştır açıklamasında bulunmuştu. Alanya Belediye'miz, Milliyetçi Hareket Partimizin üretken belediyecilik anlayışıyla bir takım ihtiyaçlarını zaten kendisi üreten bir belediye. Bunun yanında da hem şehir ekonomisine katkıda bulunacak hem de belediyemizin kasasına, bütçesine katkısı olacak.
Koronavirüs önlemleri çerçevesinde 10 Ağustos'ta yeniden uçuşların başladığı Rusya'nın farklı kentlerinden Antalya'ya turist akını devam ediyor. Tedbirlere uygun şekilde maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak gelen yolcu bölümünden çıkan Rus turistleri tur şirketi görevlileri karşılıyor. Daha sonra bankolarda tur şirketi görevlilerine girişleri yaptıran turistler otobüslerle konaklayacakları otele götürülmekte. Turizm kenti Antalya'ya bugün 126 uçakla 29.479 turist geldi. Dün ise bu rakam 182 uçakla 43.000 turist olarak gerçekleşmişti. Hafta sonu Antalya'ya hava yoluyla 72.479 turist geldi. Bugün dış hatlardan gelen 29.470 turistin ülkeleri ise 14.600 Rus, 5.656 Ukrayna, 3.784 Alman, 1.831 İngiliz ve diğer ülkelerden oluştu. Uçağın 1-15 Ağustos tarihleri arasında Antalya'ya 325.000 turist geldi. Bu turistlerin 106.000'i Rusya, 74.000'i Ukrayna, 48.000'i Almanya, 36.000'i İngiliz olmak üzere diğer ülkelerden geldi. 30 ülkeden farklı sayılarda misafir var. Şu an günde yaklaşık 20.000 Rus turist geliyor. Antalya'nın güzellikleri şarkı sözlerine döküldü. Antalya'nın yeni şarkısı grup Gümüş Pena tarafından Antalya Zamanı ismiyle hazırlanarak sosyal ağlardan yayınlandı. Antalya Ticaret Borsası Antalya Tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır'ın kendi sosyal medyasından paylaştığı klibi ilk gün yaklaşık 40.000 kişi görüntüledi. Tarihi alıyor benden beni. Senle yaşarım, anla beni. Yemyeşil sinende sakla beni. Portakal çiçeği kokuyor tenin. Yosun kokan sinende uyut beni, aşk dolu yollarında unut beni, saklı koylarında sakla beni ile başlayan şarkının sözlerinde kentin güzellikleri dile getiriliyor. Saklı koylarında sakla beni, bereketli toprağında yaşat beni. Portakal çiçeği kokuyor tenin, yıldızlı gecelerde sahilinde. Denizi kucaklar, falezler dağlar. Şimdi Antalya zamanı, oh, oh, oh. Şimdi Antalya zamanı. Şimdi Antalya zamanı. Atatürk'ün Alanya'yı ziyaretinin 77. yıl dönümü anısına 18 Şubat 2012 yılında tarihi Kızıl Kule yanında açılan Alanya Herbaryum Müzesi'nde bölgeye ait 8'e endemik olmak üzere 115 bitki çeşidi sergileniyor. Böcek, kelebek ve güve çeşitleri olmak üzere 90 hayvan türünün de bulunduğu müzede yabancı turistlerin en çok dikkatini çekense özel sistemle kurutularak vitrinlerde sergilenen çiçekler oluyor. Müze sorumlusu Dolunay Yılmaz, müzenin Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ilçeye kazandırıldığını hatırlatarak, Alanya'da bulunan bitki ve hayvanların tanıtıldığını söyledi. Alanya Kalesi'nden toplanmış olan 115 adet bitki türü mevcut. Bilimsel kaynaklardan alınan bilgilere göre bunlardan 8 tanesi sadece kale bölgesinde yetiştiği için endemik türlerimizdendir. En özel 3 endemik türümüz yılan yastığı, peygamber çiçeği ve çakşır otudur dedi. Herbaryum belli bir bölgeye ait olan bitkilerin özel bir sistemle kurutulduktan sonra sergilendiği yer anlamına gelmektedir. Belediyecilik anlamında ilk herbaryum olan birimimiz Alanya Kalesi'nden toplanmış olan 115 adet bitki türü mevcuttur. Bilimsel kaynaklardan alınan bilgilere göre
Bunlardan 8 tanesi sadece kale bölgesinde yetiştiği için endemik türlerimizdendir. Bitkilerin dışında müzede böcek ve kelebek türlerinin de olduğunu söyleyen Yılmaz, müzemizde 31 kelebek, 30 yusufçukla güve ve 29 yeraltı böcek türleri bulunmakta diye bilgi verdi. Yılan yastığı gölgelik yerlerde, çalılıklarda, geniş yapraklı ormanlarda, sulak alanlarda genellikle deniz seviyesinden 1800 metre yukarıda yetişmektedir. Mayıs ve Haziran aylarında çiçek açmaktadır. Peygamber çiçeği şifalı bir bitki türü arasında yer almaktadır. 1 metreye kadar uzayabilen 1 yıllık bir bitki türü. Özel sistemle kurutulan bu böcek türleri kendisi Alanyalı olan Gazi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Gazi Duman ve ekibiyle Alanya Belediyesi'nin yaptığı ortaklaşa çalışma sonucunda müzeye kazandırılmakta. İkinci el taşıt ticareti yapan ve yetki belgesini hala almayan işletmelerin 31 Ağustos'a kadar yetki belgesini almaları gerekiyor. Belirtilen tarihe kadar yetki belgesi almayan işletmelere satış kısıtlaması geldi. Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Yapılan değişikliğin ardından açıklama yapan Gümrük ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yönetmeliğin ikinci el taşıt ticaretinin adil rekabet koşulları altında kolay, hızlı ve güvenli bir ortamda yapılmasını sağlamanın yanı sıra sektörün sağlıklı bir işleyişe kavuşturulması amacıyla hazırlandığını, bu kapsamda ilgili tüm tariflerin görüş ve katkılarının alındığını belirtti. Hali hazırda faaliyette olan işletmelerin yetki belgesi almaları için öngörülen ve daha önce iki defa uzatılan geçiş sürecinin bu defa uzatılmadığına işaret ederek, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan ve yetki belgesini bugüne kadar almayan işletmelerin 31 Ağustos 2020'ye kadar yetki belgesi almaları gerekmektedir. Bakanlıkça aksi tespit edilmedikçe bir takvim yılı içinde 3'ten fazla taşıt satışı ticari faaliyet kabul edilecek ve kayıt dışı ticari faaliyetler takip edilerek yaptırım uygulanacak dedi. Daha önce çıkan yönetmeliğe göre ise arabalar kaldırımdan kalkacak, görüntü kirliliği önlenecek ifadeleriyle apartman altında galeri açılmasının önü kapanmıştı. Alanya'da özellikle çevre yolu üzerinde bulunan otogalericilerin bir kısmı yasadan memnun olurken bir kısmı ise yasa çıktı fakat galericiler sitesi yok diye dert yanmakta. Antalya'da Muratpaşa Belediyesi koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlattığı dezenfeksiyon çalışmalarında bugüne kadar 17.747 noktayı 8 defa dezenfekte etti. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın talimatıyla Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından belediye çalışanlarından 30 ekip oluşturularak dezenfekte çalışmalarına başlandı. Muratpaşa Belediyesi'nin 30 ekibi bugüne kadar adliye ve hastaneler başta olmak üzere polis merkezleri, aile sağlığı merkezleri, ibadethaneler gibi kamu binalarıyla berberler, ticari taksiler, vakalı konutlar gibi noktaları da koronavirüse karşı dezenfekte etti. Muratpaşa'nın sokaklarını arazözle yıkayıp dezenfekte de eden Muratpaşa Belediyesi dezenfekte ekipleri, bugüne kadar 8 tur dönerek 3.594 iş yeri, 1.882 kamu binası, 865 ibadethane, 5.200 araç, 106 vakalı konut, 6.100 açık alan park olmak üzere 17.747 dezenfeksiyon çalışması yaptı. Alanya'da Turgay Çalışkan'ın ilçe emniyet müdürü olduğu dönemde müdür yardımcısı olarak görev yapan 1. sınıf emniyet müdürü Alper Tunga Gündoğmuş kalp krizi sonucu vefat etti.
Alanya'da ilçe emniyet müdür yardımcısı olarak görev yaparken önce Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ardından Elazığ Zülfü Ağar Polis Mesleki Eğitim Merkez Müdürlüğü'ne atanan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Alper Tunga Gündoğmuş geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Gündoğmuş farklı vizyonuyla dikkat çekerek özellikle Hanut timlerine de ışık tutan Martı timi yani bisikletli polis yapılanmasını kurarak sahil hattının ve parkların güvenli olması için Alanya'da görev yaptığı dönemde özel çalışmalar yapmıştı. Alanya Posta Medya olarak Alper Tunga Gündoğmuş'a Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Alanya'da 3 dönem Elektrikçiler Odası Başkanlığı yapan, şu an Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürüten Hasan Parmaksızoğlu'nun kardeşi, Milliyetçi Hareket Partisi Alanya Belediye Meclis Üyesi Mustafa Sümbül'ün kuzeni Ahmet Parmaksızoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Mahmut Seydi Mahallesi'nde bahçesinde çalışırken kalbine yenik düşen 59 yaşındaki Parmaksızoğlu'nun ani ölümü sevenlerini üzdü. 3 kız babası olan Ahmet Parmaksızoğlu Kızılarman Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aytemiz Alanya Spor Yönetimi takımdan 10 futbolcuyla yollarını ayırdıktan sonra giden oyuncuların yerini doldurmak için yoğun mesai harcıyor. Takımı teknik direktör Çağdaş Atan'a emanet olan Alanya Spor transferde şu ana kadar kaleci Ufuk Ceylan, stoper Fatih Aksoy, merkez orta saha Efkar Bekiroğlu, 10 numara Berkan Kutlu ve sol kanat Davidson Pereira'yı kadrosuna kattı. Golcü oyuncusu Papis Sisse'nin ayrılmasından sonra santrafor mevkiine arayışlarını sürdüren turuncu yeşilli kulüp, aradığı golcüyü Meksika'da buldu. Aynı zamanda eski golcüsü Sisse ile de yeniden anlaşma zemini arayan Alanya Spor yönetiminin Barreiro ile anlaştığı iddia edildi. Öte yandan Alanya Spor'un sezon hazırlıkları Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ediyor. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde günde çift idman yapan turuncu yeşilli ekip, sabah kuvvet ve dayanıklılık antrenmanı, akşamda taktik içerikli çalışmalar yapıyor. Alanya Spor'la Alanya Kestel Spor'un işbirliği sürüyor. Alanya Spor geçtiğimiz hafta İsmail Ünal'ı kiralık olarak verdiği Alanya Kestel Spor'a bu kez de 18 yaşındaki gelecek vadeden yetenek Bulutan Bulut'u kiralık olarak verdi. Alanya Kestel Spor Başkanı Levent Uğur bu oyuncu için Alanya Spor yönetimine ve Başkan Hasan Çavuşoğlu'na teşekkür etti. Alanya Kestel Spor Serik Belediye Spor'un golcüsü Alican Tez'den sonra bir santrafor daha transfer etti. Kestel Spor 3. Lig ekibi Elazığ Belediyesi Futbol Kulübü'nden Ahmet Gökbayrak'ı kadrosuna kattı. Bursa Spor ve Konya Spor altyapısında yetişen, 1922 Konya Spor ve Elazığ Belediye Spor forması giyen 20 yaşındaki golcü oyuncu Alanya Kestel Spor'a imza attı.